Arkası Yarın. Mehcure 18. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Mehmet Vecihi. Osmanlıcadan radyoya uyarlayan Mehmet Mert. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Program yönetmeni Bahattin Abak. Gerek güzelliği, gerekse de terbiyesiyle ünlenen güzeller güzeli Mehcure'yi isteyen isteyenidir. Bu arada Mehcure'ye yıllardır kapı dibi komşuları olan ve devlet dairesinde katiplik yapan Mükerrem de talip olur. Ancak Akif Efendi yıllardır tanımasına rağmen "O benim kızımın saadetini temin edemez." diyerek bu teklifi geri çevirir. Mükerrem'in ablası kardeşinin bu sevda yüzünden hastalanıp öleceğini söyleyerek Mehcure'yi etkisi altına alır. Bunun üzerine Akif Efendi istemediği halde Mehcure'yi Mükerrem'le evlendirir. Aradan yıllar geçer. Önce Akif Efendi, ardından da karısı Şefika Hanım vefat eder. Bu arada Mehcure'nin Hikmet adında bir oğlu ve Enise adında da bir kızı olur. Ne var ki Mehcure'nin mutluluğu uzun sürmez. Mükerrem, mesire yerinde tanıştığı Rana adında kötü şöhretli bir kadınla tanışarak ona tutulur ve içkiye de başlar. Kocasının bir başka kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen Mehcure, içine ata ata sonunda vereme yakalanır. Defalarca haber göndermesine rağmen kocası hastanede ziyaretine gelmez. Derken Mehcure hastanede ölüm döşeğinde yatarken Mükerrem Rana ile evlenerek onu evine getirir. Aşifte kadın her yönüyle Mükerrem'i etkisi altına almıştır artık. Ah Rana, Rana iki gözüm, baş tacım benim. Sonunda karı koca olduk işte. Bir de sana nikah kıymayacağımı sanıp neler söylemiştin bana. Şimdi iki gözünüz ruhu revanınız oldum değil mi? O zamanlar benimle nikahsız yaşarken sabahlara kadar gözlerim kanlı yaşlar dökerken sen yatağında rahat rahat uyuyordun. Sen bana merhamet etmedin ama şansım yaver gitti. Bunları da nereden çıkartıyorsun iki gözüm? Hemen nikah kıyamamamın sebebini biliyorsun. Mehcure o zaman evdeydi. O zamanlar seni düşünmekten ben de gizli gizli ağlıyordum. İnanmıyorum. Sen karın için ağlıyordun. Yapma Rana. Sana olan şiddetli aşkımı hala anlamadın mı? Ben de Mehcure için ağlayacak göz, Mehcure'yi, Hikmet'i, Enise'yi düşünecek akıl mı bıraktın? Ha, bak şimdi söylediğine bak. Ben de akıl mı bıraktın diyorsun. Böyle söyleyerek beni mi suçluyorsun yani? Hikmet'le öbürü... Neydi onun adı? Enise. Her neyse. İki çocuğun da beni sevmedi. Anneleri verem olduysa benim ne kabahatim var? Hiç öyle şey olur mu sevgilim? Böyle söyleme. Hepsi sana köle olsun. Anneleri de, evlatları da. İnsanın gönlünden kıymetli hiçbir şey olamaz. Rana, Rana ben sana meftunum. Ben sana aşığım. Deliler gibi seviyorum seni. Ağlama ayaklarımın dibinde. Mehcureniz ölmedi ya. Dua et de bir an evvel iyi olsun. Siz de mesut olursunuz o da. Sus Rana, sus. Yalvarırım sus. Beni şimdiye kadar hicranınla öldürdün. Şimdi de sözlerinle mi öldüreceksin? O zaman da ben helak olacakmışım. Ne yapayım? Siz yeter ki mesut olun. Ben sizin yolunuza köle olurum. Dünyada insanın başına pek çok şey geliyor. Fakat sevgi kadar tatlı, hem de acı bir şey hiç görmemiştim. Düşündükçe içimden hemen hastaneye gidip boğazına çökmek, canını bir an evvel çıkarmak geliyor. Fakat ben ne yapacağım? Yapma Rana, bu kadar zalim olma. O zaten gün sayıyor. Bugün yarın ölecek. Kıskanıyorum efendim, kıskanıyorum. Hastane köşesinde, ecel döşeğinde değil, mezarda bile seni seven birinin kemiklerinin bulunmasına gönlüm razı olmuyor. Niçin benden başka seni seven biri var? Niçin ölmüyor? Neden toprak altına girmiyor? Ölecek, ölecek. Zaten öldü sayılır, geberdi sayılır. Fakat benim bu sözlerim sana ağır gelir.
Bilirim. Elinden gelse ömrünü, hatta benim ömrümü ona verir, yaşatmaya çalışırsın, değil mi? Sen böyle konuşarak beni delirtmek mi istersin Rana? Dünyada bir gönlüm vardı, onu da elimden aldın. Bir ruhum vardı, senin oldu. Bir ümidim vardı, kendi şekline soktun. Bir istikbalim vardı, kendine mahkum ettin. Bugün benim için her şey sen oldun. Bunlar ne kadar güzel laflar Mükerrem. Herhalde Mehcure Hanım'la evlenmeden önce ona da böyle tatlı, süslü laflar etmişsindir, değil mi? Mahsus mu yapıyorsun? Yemin mi ettin, beni öldürmek mi istiyorsun? Rana, ne olursun, sevginin ne olduğunu bilmiyor musun? Kalbimi paramparça edip ayaklar altına mı alacaksın? Ben onu senin binde birin kadar sevmemiştim. Pekala, öyle olsun. Beni mi yoksa onu mu daha çok sevdiğin zaman içinde belli olacaktır. Konuşa konuşa karnım acıktı. Canım sucuklu yumurta çekti birden. Ben hemen yapar getiririm canım. Sen yataktan çıkma. Ben buraya getiririm. Mükerrem Efendi yeni karısının nazlarıyla işveli bir gece geçirmeye hazırlanırken, zavallı Mehcure de o sırada Gureba Hastanesi'nin veremler koğuşunda can çekişiyor. Hikmet, Enise, ay yavrularım, neredesiniz? Vah yavrum, vah güzel kızım. Evlatlarını sayıklıyor. Terden her tarafı su içinde kalmış. Mükerrem, yalvarırım evlatlarıma sahip çık. Allah, Allah. Ay, ölecek bu zavallı. Dur şunun ağzına bir yudum su vereyim. Mehcure kızım, bir yudum su iç yavrum, hadi. Sen misin Ayşe teyze? Ha, hadi. Ya Rabbi. Huzuruna geliyorum. Beni mahcup etme. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Mehcure? Mehcure kızım? Mehcure! Ay amanın! Ay amanın, erdi taze, yetişin buraya, gelin hadi, gelin ne olur gelin. Rana aşkım, ben işe gidiyorum. Akşama gelirken meyveler, tatlılar getirmeyi unutma, tamam mı? Tamam bir tanem, merak etme iki gözüm. Manavda ne kadar meyve varsa hepsini alırım. Hikmet, gel seni de okula bırakayım. Peki baba, okuldan önce hastaneye de uğrayabilir miyiz? Hı, tabii. Kardeşinle senin yaptıklarınız çok ayıp Hikmet. Bundan sonra hareketlerinize dikkat edin. Rana iyi bir anne, onu üzmeyin. Annenizi nasıl sevip sayıyorsanız onu da öyle benimseyin. Hiç kimse insanın annesinin yerini alamaz baba. Bu annenizi de sevmenizi istiyorum, tamam mı oğlum? Babacığım lütfen bunu sormayın bana. Niçin oğlum? Daha dün geldi. Ne fenalığını gördün kadının? Hiçbir fenalığını görmedim. Öyleyse niçin sevmiyorsun onu? Annem darılır. Hangi annen? Kendi annem. Niçin darılsın? O hiçbir şey demez. Nasıl demez? Görseniz dün ne kadar ağladı. Öyle üzüldü ki sizin evlenmenize. İlahi oğlum, o hasta da onun için ağlıyor, üzülüyor. Hastaysa şimdiye kadar niçin böyle ağlamıyordu? Öyle ama bugünlerde fazlaca rahatsız. Fazlaca mı rahatsız? Yok oğlum, yok yok. Öyle korkulacak bir şey değil ama rahatsızlığı eskiye göre biraz arttı. Babacığım, bir şey söylesem yapar mısınız? Nedir, söyle bakayım. Annem sizi görmeyi çok istiyordu. Hazır hastaneye uğramışken siz de annemin yanına gelmez misiniz? Ben gelmeyeyim. Sen yalnız çıkarsın yanına. Siz neden yanına çıkmıyorsunuz? Ben çıkamam.
Evliliğimin onu üzdüğünü söylüyorsun. Yüz yüze gelirsek ona ne söyleyebilirim ki? İşte hastaneye geldik. Hadi sen git anneni gör. Keşke siz de gelseydiniz. Ah, birinin cenazesini çıkartıyorlar hastaneden. Ah, tabutun başındakilerden biri annemin hasta bakıcısı Yakup Efendi. Evet evet o. Annenden bana mektup getirip götürüyordu. Gelin anneme ona bir soralım. Baksana Yakup Efendi. Hı. Annem nasıl? Hikmet, sen neden geldin buraya? Annemi ziyaret etmeye. Hadi gel babacığım, annemi görelim. Sizi görünce çok sevinir. Sen git gör. Ben öğleden sonra gelir ziyaret ederim. Peki. Beyim, keşke çocuğun içeri girmesine müsaade etmeseydiniz. Neden Yakup efendi? Yasak mı koydular ziyareti? Yok, yok da. Mehcure hanım bu sabah karşı vefat etti. Çocuk içeride boş bir yatakla karşılaşacak. O yüzden söylediydim. Mehcure öldü mü? Evet. Keşke onu görmeye gelseydiniz. Zavallı kadın günlerce sizi görmek için uğraşmıştı. Benim de ne mektuplar göndermişti biliyorsunuz. Demek Mehcure öldü ha? Evet. Allah size ve yeni eşinize ömürler versin. Bu tabutun içinde de onun cenazesi var. Anneciğim ölmüş. Anneciğim ölmüş. Baba. Baba annem ölmüş. Biliyorum oğlum biliyorum. Ben de şimdi öğrendim. Canım annem, güzel annem. Koğuşuna çıktım, yatağı boştu. Ama kokusu çarşaflara sinmişti. Sıcaklığı bile duruyordu. Doya doya kokladım onları. Tamam oğlum, tamam ağlama. Yakup efendi, cenazeyi nereye götürüyorsunuz? İleride bir cami var beyim. Namazını kıldıktan sonra yakındaki bir mezarlığa defnedeceğiz. Gelecek misiniz? Biz... Geleceğiz tabii. Anneciğimi son yolculuğunda yalnız mı bırakacağız? Geleceğiz değil mi baba? Tabii, tabii geleceğiz. Gidelim Yakup efendi. Anneciğim, güzel anneciğim, neden bizi bırakıp da gittin? Biz sensiz nasıl yaşayacağız şimdi? Ağlama oğlum, ne yapalım? Sen sağ ol, Allah kardeşinle sana uzun ömürler versin. Sizi görmeyi çok istemiştim. Neden bir kere olsun ziyaretine gitmediniz baba? Bunun için günlerce ağlamıştı. Şimdi bunu nasıl unutacaksınız? Olmadı işte, gidemedim. Bilseydim... Annem sizi çok severdi. Onu hastane köşesinde yalnız bıraktınız. Yalnızlık ve üzüntü öldürdü annemi. Annen zaten çok hastaydı oğlum. Onu hastalık öldürdü. En çok da sizin evlenmenize üzülmüştü. Evlenmeseydiniz üzülmeyecek ve ölmeyecekti. Bunun için beni suçlama Hikmet. Annem çok rahatsızdı. İyileşse bile daha aylarca hastanede yatması gerekecekti. Hem ben size nasıl bakardım? Siz kendinize nasıl bakabilirdiniz? Mehcure Atlı'nın 18. bölümünü dinlediniz. 19. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.